Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir TYT, bir AYT sorularına güzel bir TYT sorusuyla devam ediyoruz. Aycan hava ortamından düzlem aynadan D kadar uzakta iken düzlem aynada oluşan görüntüsünü inceledikten sonra aynı şekilde su altında oluşan görüntüsünü incelemek için ayna ile arasındaki uzaklık sabit kalacak şekilde havuzun içerisine giriyor. Buna göre her iki durumda oluşan görüntüler için 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar ilk önce Aycan'ın düzlem aynada oluşan görüntüsü nerede, nasıl oluşur? Şöyle çizelim arkadaşlar. Bir düzlem aynamız burada. Aynamız arkadaşlar arka tarafı sırlamış düzlem ayna. Aycan da arkadaşlar bunun önünde. Tabii ki bulunduğu ortamı hava ortamı diyelim. Arkadaşlar hava ortamında Aycan'a boyu H kadar olsun ve aynaya olan uzaklığı D kadar olsun. Arkadaşlar görüntü düzlem aynada simetrik, aynı boyda ve sanal oluşur. Aycan'ın arkadaşlar görüntüsü aynı boyda H kadarken şuradaki görüntüsü yine H kadar olur. Aynı boyda, aynı uzakta ve arkadaşlar görüntü sanal oluşur. Peki oluşan görüntüler için arkadaşlar şunu yazalım. Görüntü her zaman düzlem aynada düzdür. Arkadaşlar düz görüntüler daima sanaldır. Yani ışınlar uzantıların kesiştiği yerde sanal görüntü de düzdür. Aynı boydadır. Peki görüntümüz böyledir. Arkadaşlar Aycan hava ortamı yerine bu ortamı su ortamı yapsa arkadaşlar ortamın tamamıyla yoğunluğunun değişmesi düzlem aynada görüntünün boyunu etkilemez. Peki su ortamına gelince arkadaşlar ışık ışınları tabi yoğun ortamda daha yavaş yani hızları, süratleri daha düşmüş olur. Peki yoğunluk arttıkça hava yerine su yapınca ortalama sürat değeri azalır. Arkadaşlar sürat azalınca oluşum süresi artar. Yine aynı boyda, yine aynı uzaklıkta tabii ki oluştuğu andaki görüntünün oluşum süresi artmış olur. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Su ortamında oluşan görüntü hava ortamına oluşan görüntüden daha büyüktür. Arkadaşlar havada, suda aynı boyda görüntü oluşur. Görüntü daha büyük değil, daha küçük değil. Hep aynı olur. Birinci ifademiz yanlış. 2. Su ortamında oluşan görüntünün aynı uzaklığı hava ortamında oluşan görüntünün aynı uzaklığından daha büyüktür. Arkadaşlar havada, suda aynı boyda, aynı uzaklıkta görüntü oluşur. Sadece arkadaşlar hava yerine su yapınca suyu da arkadaşlar ışığın hızı azaldığı için, sürati azaldığı için görüntünün oluşum süresi artar. İkinci ifade de yanlış. Artık bir tane doğru olsun. 3. Her iki durumda da oluşan görüntü aynı boyda olur. Havada, suda, düzlem aynada hep aynı boyda, aynı uzaklıkta görüntü hep sanal görüntü oluşur. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı yalnız 3C'dir. Evet arkadaşlar AYT sorumuz bir arkadaşlar saha sorusu. Birinci aşama negatif yüküyle yüklü bir elektroskopun topuzuna yüksüz iletken K levhası bir iletkenle bağlanıyor. İkinci aşama K levhasına K ile aynı boyutlarda topraklanmış iletkenle levhası aralarındaki uzaklığı D olacak şekilde yaklaşılıyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci aşamada metal bir levha eksi yüklü arkadaşlar bir elektroskopa bağlı. Tabii ki arkadaşlar var olan eksileri arkadaşlar yarı çapına göre paylaşır. Sistemin toplam yükü eksi yüklü disek. Peki arkadaşlar ikinci aşamada K levhasının yanına topraklanmış arkadaşlar bir L levhası bağlanıyor. Arkadaşlar K ile L arasında etkili elektriklenme gerçekleşir. Hareket eden daima eksi yüklü elektronlardır. Arkadaşlar eksi eksi iter. Eksiler ta toprağa doğru gider. Eksiler aşağı doğru gittikçe şurası gittiği kadar zıt işareti artı ile yüklemiş olur. Artık L'nin işareti artı, K'da tabii ki eksi yüklüdür. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. İkinci aşamada L levhası artı ile yüklenir. Arkadaşlar eksi eksileri ittiği için L'de zıt işareti artı ile yüklemiş olur. Birinci ifademiz doğru. 2. İkinci aşamada elektroskopun yaprakları önceki aşamaya göre biraz kapanır. Arkadaşlar ilk önce etkili elektriklenme gerçekleniyor. Yani L kısmı artı ile yüklemiş oluyor. Artı arkadaşlar eksileri en uzak tarafından kendi dikenine doğru çeker. Artı arkadaşlar elektroskopun yapraklarından arkadaşlar bu tarafa doğru eksileri hareket ettirir. Yani arkadaşlar K levhasının eksi yük miktarı artarken elektroskopta yapraklardaki yük miktarı azalır. Yapraklardaki yük miktarıyla tabii ki aradaki açı doğru orantılıdır. Biraz kapanır, yük kaybeder, biraz kapanır. İkinci ifade doğru.
Ve 3. D uzaklığı azaltılırsa L elevasının yük miktarı artar. Arkadaşlar etkiyle elektriklemede önemli olanlardan bir tanesi aradaki uzaklıktır. D mesafesi azaldıkça levalar birbirine daha çok yaklaşır. Daha çok yaklaşınca daha çok elektronlar arkadaşlar bu tarafa doğru gider. Yükler arasında etkileşme daha çoktur. Elektron daha çok kaybettiği için arkadaşlar zıt işareti artı yük miktarı artmış olur. L elevasının yük miktarı artar. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı 1, 2, 3, E'dir.